Geldim arkadaşlar. Tamam. Tamam çok güzel. Şimdi e, tekrar o sunum üzerinden devam edeceğim. Şimdi gitti tamam. <laughs> Ulaşan gitti biliyorum. Ben size önce bir giriş yapıp ondan sonra sunum üzerinden devam edeceğim. Şimdi şöyle yeni konumuz sıvılaşma. Bakın sıvılaşma üzerinde bir hayli duracağız. Sıvılaşma ile beraber sanırım sıvılaşma önlem amacıyla jet grout kolonların imalatı üzerinde duracağız. Sıvılaşma üzerinde dururken e, neyi vurgulayacağız? Özellikle son yönetmeliğimiz yani Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de özellikle sıvılaşma analizinin standart penetrasyon deneyine bağlı olarak nasıl yapılması gerektiğini bize veriyor. Bizim için önemli olan şeyler neler? Biz burada zemin iyileştirme dersi alıyoruz. Zemin iyileştirme dersi alırken bizim yönetmelikleri ve standartları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anlaştık? Şimdi anlatacağım konu öncelikle sıvılaşma. Sıvılaşmanın mantığını, sıvılaşmanın ne demek istediğini bize anlatacak. Ondan sonra deprem yönetmenimize gidip Deprem Yönetmeni'nin 16. bölümünde bize bu konuda neler anlattığını teker teker üzerinden geçeceğiz. Tekrar ekranımı paylaşıyorum. Dinlemeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi zemin sıvılaşması nedir? Bir onu tartışalım. Sıvılaşma özellikle suya doygun gevşek kohezyonsuz zeminlerin gevşek kohezyonsuz zeminle sitli kumlu zemin dirençsiz koşullarda boşluk suyu basıncındaki artmadan dolayı geçici olarak kayma direncini kaybetmesi. Şimdi bu cümleden ne anlıyoruz ona bakalım. Sizin bir zemininiz var. İnce taneli, ince tane oranı en fazla silt oranında siltli ve kumlu bir zemin. Bu zeminin bünyesi suya doygun. Ve gevşek halde. Biz kumlu zeminleri nasıl tarif ediyorduk? Gevşek, sıkı, orta sıkı diye tarif ediyorduk. Kohezyonlu zeminleri nasıl tarif ediyorduk? Katı, yumuşak, orta katı diye tarif ediyorduk değil mi? Burada neymiş? gevşek, kohezyonsuz zeminlermiş. Bunlar deprem bir anda geliyor arkadaşlar. Deprem etkisinde sarsılırken zemin bu noktada zemin daneleri yüzeye doğru çıkmaya çalışıyor. Ve zeminde bir deformasyon oluşuyor. Şimdi bunlarla ilgili görselleri beraber göreceğiz. Şimdi bakın burada Sıvılaşma öncesinde zemin tanelerinin yerleşimini görüyorsunuz. Tanelerin arasında ne var arkadaşlar? Bir ne var? Su mevcut. Ne dedik? Suya doygun ince taneli, suya doygun siltli ve kumlu zeminler dedik. Şimdi sıvılaşma öncesinde zemin taneleri arasındaki temasa bakın şimdi. Bakın burada daneler her birisinin birbiriyle arasında bir direnç var. Her birinin birbiri arasında bir temas var. Bu temas neyi sağlıyor bize? Bir dayanım sağlıyor. Peki sıvılaşma sonrasında ne oluyor? Bakın şu delta U ile gösterdiği boşluk suyu basıncı. Boşluk suyu basıncı bir anda artıyor neler birbirinden ayrılarak dayanımları düşüyor. Biz buna diyoruz. Şimdi sıvılaşma olduğunda arkadaşlar nerede meydana geliyormuş? Suya doygun zeminlerde. Buradan ne anlayacağız? Su varsa sıvılaşma var. Su yoksa sıvılaşma yok. Sıvılaşma meydana geldikten sonra direnç ve katılık özelliklerinde çok büyük bir azalma meydana geliyormuş. Bunun mantığı neymiş arkadaşlar? Boşluk suyu basıncı yükseliyormuş. Efektif kayma direnci sıfıra yaklaşıyormuş. Bakın buradaki şekildeki gibi. Boşluk suyu basıncı yükseliyormuş. Efektif kayma direnci yani daneler arasındaki direnç sıfıra yaklaşıyormuş. Sonucunda ne oluşuyormuş? büyük yüzey deformasyonları meydana geliyormuş. Şimdi bu büyük yüzey deformasyonları ne mertebelerde beraber bakacağız. Şimdi sıvılaşmanın neden olduğu hasarlar var. Biz sıvılaşmayı durduk yere hesaplamıyoruz. Yani sıvılaşma nedir diyoruz. Böyle bir kavram var. Ama bu sıvılaşmanın negatif etkileri var. Biz bu negatif etkileri ortaya koymalıyız ve bu ortaya koyduğumuz negatif etkileri bir şekilde bertaraf ederek önlem almak durumundayız. Ne yapacakmışız? O bölgeye ait bir sıvılaşma potansiyeli olup olmadığını belirleyecekmişiz. Eğer sıvılaşma potansiyeli var ise olası bir deprem etkisi altında bu bölgede sıvılaşma meydana gelmesini önleyecek bir çözüm bulmamız gerekiyormuş. Şimdi sıvılaşma sonucunda taşıma gücü azalması veya kaybı meydana geliyormuş. Farklı oturmalar oluşuyormuş. Kum kaynaması oluşuyormuş. Yanal toprak basıncının artması, istinat yapısının yenilmesi ortaya çıkıyormuş. Gömülü yapıların yüzeyleşmesi, yanal direncin azalması, yanal yayılma ve akma göçmesi meydana geliyormuş. Şimdi bunları tek tek görsellerle beraber inceleyeceğiz. Yüzeyde yüzeysel temellerin taşıma gücü kaybına bakalım. Bir binamız var. Burada sarı ile gösterilen neyimiz olsun? Bir kumlu siltli bir zeminimiz olsun. Sıvılaşma potansiyeli olan bir zeminimiz olsun. Burada ne var arkadaşlar? Bir yeraltı seviyesi var. Biz ne demiştik? Sıvılaşma olabilmesi için yeraltı seviyemizin yani zeminimizin boşluk suyunu doygun olması lazım. Bir boşluk suyu olması lazım başlangıçta. Deprem olmuş. Depremden sonra buradaki ince daneler, ince daneler yukarıya çıkma eğilimi gösterirken bu bina bu bina yana doğru devrilmiş. Çünkü bunun altındaki zemin gevşediği için artık bu zemini taşıyamaz hale gelmiş. Buna biz yüzeysel temellerde taşıma gücü kaybı diyoruz. Peki kazıklı temellerde ne meydana geliyor? Kazıklı temellerde daha vahim bir sonuç oluşuyor arkadaşlar. Kazıkları görüyorsunuz aşağıda. Bu gerçekleşmiş bir e, vakada da görselleri var bunun. Kazığın altında bir miktar dolgu olduğunu düşünün. Ortada bir liquified layer dediği sıvılaşabilir bir tabaka. Onun altında ise katı bir tabaka, katı bir kil tabakası olur. Stiff diye verdiğine göre katı bir kil tabakası olduğunu düşünün. Sıvılaşma esnasında bu zemin gevşediği anda, gevşediği anda buradaki katı kil içindeki mesnetler hareket etmediği için burada bir hareket olunca ne oluyor? Bu kazıkların tabakaların değişim noktalarında Neler meydana geliyor? Büyük eğilme momentleri meydana geliyor. Dolayısıyla bu kazıklar kırılıyor. Kırıldığı zaman ne oluyor? Binada göçme meydana geliyor. Aynı şekilde taşıma gücü kaybıyla beraber binada ek bir moment oluşup binada bir ne meydana gelebiliyor? Tilt olma. Binanın deprem sonucunda devrilmesi Artı bir momentle yıkılması ortaya çıkabiliyor. Şimdi bakın burada bu çok e, bilindik dünya çapında aslında bu sıvılaşma denilen kavramın önem kazanmasındaki ilk çalışmalardan bir tanesi. Japonya'da 1964 yılında e, meydana gelen Niigata depremi. Bakın bu arazinin genelinde aynı tür yapılar var. Aynı tür yapılar var. Baktığınız zaman bina yapıları aynı bir e, kooperatif şeklinde diyelim. Farklı yapılar yok. Ama ortadaki ve arkadaki binalarda ne olmuş arkadaşlar? Ne olmuş? Zeminler dönmüş, yatmış. Hatta bakın şu en sondaki mouse'un ucuyla hareket ettirdiğim zemin içine doğru göçmüş bina. Bina zeminin içine doğru göçmüş. Bakın bu işaret ettiğim binada da öyle. Zeminin içine doğru göçme meydana gelmiş. İşte sıvılaşma olunca ne olmuş? Zemin yukarı çıkmış. Ve bina içeri göçmüş. Bunlar gene Niigata depreminden görüntüler. Bakın bina nasıl zeminin içine doğru girmiş. İşte bu sıvılaşmanın şöyle bir e, handikapı var arkadaşlar. Sıvılaşma istenmeyen bir durum. Ama sıvılaşma neticesinde de binalar depremde yıkılmadan hasar görüyorlar. Bakın ne oluyor? Geri geliyor, dönüyor, zeminin içine gömülüyor. Ama bakın burada neredeyse binanın pencerelerinde, çerçevelerinde, üst bakın buradaki e, çelik e, korkuluklarında bile bir hasar yok. Dezavantajıyla beraber avantajları da var sıvılaşmanın. Bazı araştırmacılar diyorlar ki ya bırakalım sıvılaşsın yani binanın göçüp kırılıp e, insan can kaybı olmasındansa bina... Kaybolsun, bina gitsin, insanlara hiçbir şey olmasın diyorlar. Ee, mesela en son İzmir'deki depremi gördünüz. Binalar İskambil kağıdı gibi üst üste çöktüler ve birçok insan vefat etti. Ama burada ne var? Bina yan dönmüş, zeminin içine gömülmüş, pencerelerde dahi en ufak bir hasar yok. Bakın şuradaki resimde de eğimi görüyorsunuz. Ama bakın burada televizyon antenlerine kadar, korkuluklara kadar hiçbir hasar yok. Bu ada pazarından bir görüntü arkadaşlar. Bakın temeli görüyor musunuz arkadaşlar? Temel tamamen radyo temel varmış. O temel komple dönmüş burada. Temel komple dönmüş. En ufak bir hasar yok binada. Bu biraz önce gösterdiğimiz e, grafiksel çizimin yapıdaki taşıma gücü kaybı ile ilgili kısmı. Taşıma gücü kaybı olduğu zaman ne olmuş arkadaşlar? Binada hasar meydana gelmiş. Gene bakın burada taşıma gücü kaybı ile ilgili bir örnek. Bu da ada pazarından 1999'da ne olmuş temel? Komple yerinden çıkmış. Taşıma gücü kaybına farklı bir örnek verilmiş burada. Bunlar gene taşıma gücü kaybına örnekler. Bu görsellerin hepsini, bu sunumların hepsini ben size linklerini yollayacağım arkadaşlar. Bunları istediğiniz zaman indirip tekrar inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ada pazarından bir görsel arkadaşlar. İnsanlar şöyle düşünüyorlar: Keşke elimizde bir teknoloji olsa, elimizde bir makine gücü olsa da, bu binaları tekrar kaldırıp bir kenara koysak, altlarındaki temelleri güvenilir hale getirsek ve binayı tekrar yerine oturtursak. Bu bir Haiti depreminden 2010'da. Oluşan Haiti depreminden. Burası bir e, yükleme e, bölgesi. Yük tanklarını görüyorsunuz buradaki. Bunlar zemin sıvılaşınca içeri doğru gömülmüş. Bakın şurada gri ile gördüğünüz yerler zemin bir sıvı gibi yukarı doğru fışkırmış. Yukarı doğru çıkmış. Zemin yukarı doğru çıkınca gevşeyen zeminin içine bu konteynerlar, aşağı doğru çökmüş burada farklı oturmalar meydana gelmiş burada tam olarak görselde bunu göremiyoruz ama kazıklı temelin altındaki farklı oturmalardan bahsetmişler ama burada çok net gözükmüyor arkadaşlar bu da şu şekilde ifade edilmiş Bakın burada kazıklar var. Kazıklar sağlam zeminde hareket etmemiş. Ama kazık etrafındaki, kazıkların etrafındaki zemin sıvılaşmış. Sıvılaştığı için kazıkların etrafındaki zemin oturmuş, çökmüş. Kazıklar sabit kalmış. Kazıkların etrafındaki zemin çökmeye maruz kalmış. Kum kaynaması dediğimiz olay biraz önce size bahsetmiştim. Zemin yüzeye doğru ne oluyor demiştim? Fışkırıyor demiştim. İşte bu kum kaynaması diye geçen olay kum bakın su ile beraber ince taneler yüzeye doğru fışkırıyor. Bu yüzeye doğru fışkırdığı yerde ortada bir çukur oluşuyor. Eğer bunun üstünde yapı olduğunu düşünürseniz yapı buraya gömülüyor, çöküyor. Bu da 1989 Loma Prieta depreminden Amerika'dan bir görsel. Kum kaynamasının e, bir küçük görseli daha burada verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu daneler ince daneler depremin etkisiyle suyun gücüyle beraber yukarı bir sıvı gibi zemin yüzeyine çıkıyor daha geniş bir alanda gösterilmiş. Şimdi yanal toprak basıncının artması ve istinat yapısının yenilmesi. Burada keson dediğimiz bir istinat duvarı varmış. Burada ise sıvılaşan bir zemin varmış. Bunun Kobe depremindeki bir görüntüsü. Şurası bakın sıvılaşan zemin. Şurası ise Buradaki keson temelli gösterdiğimiz istinat duvarısı. Zemin sıvılaşınca, zemin sıvılaşınca burada boşluk suyu basıncıyla beraber bir artış meydana gelmiş ve bina istinat duvarına doğru aşırı bir yük oluşturduğu için ne olmuş? Deformasyon meydana gelmiş. Deformasyon hangi şekillerde meydana gelmiş? Hem Yüzeyde oturma meydana gelmiş, hem Yatayda bir yer değiştirme meydana gelmiş. Yine burada bakın bir kıyı yapısında yanal toprak basıncının artması nedeniyle kıyı yapısında bir ne oluşmuş deformasyon meydana gelmiş. Gömülü yapıların yüzeye çıkması konusunda bir e, görselimiz var. Bu da yine Niigata, Japonya depreminde. Bakın burada bir e, yer altı suyu şey e, atık suyu bacası mevcutmuş. Kotu zemin yüzeyinde olması gerekirken zemin çöktüğü için bu görselde gösterildiği gibi şu kadar yüzeye çıkmış. Bu sıvılaşma nedeniyle bu basınç nedeniyle kaldırma kuvveti bunu yukarı çıkarmış. Burada görsellerimiz var. Görsellerimiz devam ediyor. Bunların hepsi aynı görseller. Bir de yanal direncin azalması ile ilgili akma oluşması diye bir konumuz mevcut. Bakın burada bir ee, şev var. Büyük bir heyelan bölgesi var. Sağdaki kesitte depremden önceki yüzey durumu var. Üste bakın. Sarı ile gösterilen zemin sıvılaşabilen bir zemin. Deprem sonrasında bu sıvılaşan zemin ne olmuş arkadaşlar? Buradan akmış ve aşağıda birikmiş. Artık kendi akmış. Bakın burada ne olmuş? Binalar bunun altında kalmış. Dolayısıyla burada bir iyileştirme yapmanız bu kadar büyük bir kütlede artık çok zor. Demek ki yapmanız gereken şey ne? Yerleşime açmadan önce bu tür projelerde sıvılaşma riskinin olup olmadığını belirleyip yeni yerleşim bölgelerini ona göre belirlemeniz gerekiyor. Bakın burada Yine yanal direncin azalması ile ilgili bir görselimiz mevcut. Aynı şekilde bakın bu gerçek bir proje. Lohursan, Fernando Barajı akmadan önce ve sonrası bir baraj gövdesini dahi gövdesini dahi sıvılaşma nedeniyle hasara meydana getirdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim için önemli ama biz şimdi deprem yönetmeliğimize geleceğiz. Şimdi arkadaşlar deprem yönetmeliğinde 16. bölüm geoteknik zemin mekaniği ile ilgili detayları verir. 16. bölümün 16.6 kısmında ise sıvılaşma ile ilgili değerlendirmeleri veriyor bize. Burada şurayı şöyle altını çiziyorum. Kumlu zeminlerde sıvılaşma potansiyelinin bulunmadığının arazi ve laboratuvar deneylerine dayanan uygun analiz yöntemleriyle incelenmesi ve analiz sonuçlarının ayrıntılı olarak rapor edilmesi zorunludur. Hmm. Ya siz bir Geoteknik rapor hazırlayacaksınız. Hazırladıysanız sıvılaşma riski var mı yok mu bunu detaylarıyla vermek zorundasınız. Ya da size bir üst yapıcı olarak bir geoteknik değerlendirme raporu geldiği zaman bu geoteknik raporu incelediğinizde sadece taşıma gücü oturma hesaplarının yeterli olmadığını sıvılaşma potansiyeli bulunup bulunmadığının da kollediznis. Şimdi biraz önceki anlattığımız genel kapsamı detaylandıracağız. Şimdi 1662'de ne demiş? Zemin sıvılaşması yer altı su seviyesinin altında yer alan ve yüzeyden 20 metre derinliğe kadar olan kohezyonsuz ya da düşük kohezyonlu. Şimdi ne anlatmıştık biz? Bir defa su seviyesi olacak demiştik. Burada sudan bahsetmiş. Kohezyonsuz zemin demiştik, kum veya az silt içeren demiştik, ince siltli. Bu silt, ince silt boygun olduğu zaman zeminde bir miktar çok az da olsa kohezyon yaratabiliyor. Ama düşük kohezyonlu zeminden kastı bunun şu arkadaşlar diyor ki, plastiste indeksi yüzde on küçük olan zeminler. Plastiste indeksi yüzde on küçük olan zeminler. Plastiste indeksi neydi? Likit limit eksi plastik limit. Zeminlerin deprem sırasında altında boşluk suyu basıncındaki artışa paralel olarak Kayma mukameti ve dijitliğindeki önemli oranda azılış olarak tanımlanacaktır. Şimdi biz bir önceki derste sunumlarla bunu anlatırken ne yaptık? Biraz daha böyle sohbet havasında konunun genel hatlarını çizmeye çalışarak anlattık. Bu bir yönetmelik olduğu için yönetmelik artık bize detaylarını veriyor. Ne diyor? İşte kayma mukavemeti ve rijitliğindeki önemli oranda azalış. Hmm. Sıvılaşmanın bir tanımı var demek ki burada. Ben size şunu sorabilirim. Deprem yönetmeliğine göre tanımı nedir? hangisidir diye sorabilirim mesela. Ben hazırlasam sorardım. Peki şunu sorar mıydım? Plase indeksi yüzde kaçtan küçük düşük kohezyonlu zeminlerde sıvılaşma analizi olabilir diye sorabilirdim. Bakın bir de burada bir detay var. Yüzeyden 20 metreye kadar derinliğe kadar olan zeminlerde diyor. Demek ki yüzeyden 20 metreden daha derinde mesela 25 metrede sıvılaşma olsa bu sıvılaşma benim için önem arz etmiyor. Benim üst yapıma bir hasar vermiyor. Benim yapımda bir problem ortaya koymuyor. Mesela ben size şunu sorabilirim. Derim ki sıvılaşma analizini zemin yüzeyinden kaç metre derinliğe kadar yapmak uygundur? Kaç metreymiş? Hemen yorumlarımızı alalım. Kaç metreymiş? Hemen cevap verin. Yazıyor 20 metre. Bu kadar işte. Tamam. Bitti. Erdem Bastı katılıyor musun sen bize? 20 metre mi? Tamam 20 metre. Peki Bahriye sana bir soru. Plase indeksi yüzde kaçtan küçük olan kohezyonlu zeminlerde sıvılaşma meydana gelir? Bahriye burada mısın abi? Bahriye bizi terk etmiş. Mesela Ertuğrul Keysan arkadaşımız ne diyecek bakalım bu konuda? Ertuğrul sen cevabın ne olacak? Yüzde 12 Erdem Masri hızlı bir şekilde Muhammed'in yarattıklarımız anlaşılabiliyor o zaman. Devam edelim o zaman. Şimdi zemin sınıfının değerlendirmesine yönelik olarak yapılacak zemin araştırma çalışmaları en az standart penetrasyon deneyi ve veya koni penetrasyon deneyinin CPT'nin yapımına ek olarak ilgili zemin tabakalarındaki tane çapı dağılımı, su muhtevası ve aterberg limit değerlerinin belirlemesini içerecektir. Bakın şurası 1663 çok güzel tam bir test sorusu. Acayip güzel. Canavar gibi bir soru. Buranın yanında ben sizin yanınızda olsam şöyle bir tik atarım. Hatta şöyle de bir şey var. Zaten sınavlarınızı online yapıyoruz. Süreniz belli. E bütün notlarınız elinizde. Bunları mesela böyle kenarlarına böyle sarı etiketler falan koyup böyle dosyaları hazırlarım. Tık 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 tık. Zaten bunları ezbere Böyle küçük notlar halinde öğrenirsiniz, ezberlersiniz. Sınavda da bunları kolaylık bir şekilde yaparsınız. Şimdi potansiyel olarak sıvılaşabilir zeminler yer altı su seviyesi tablasının altında yer alan kum, çakıllı kum, siltli killi kum, plastik olmayan silt ve siltli kum karışımları olarak tanımlanacaktır. Peki siltli kil sıvılaşır mı? Hemen burayı bir okuyun. 16 6 4'ü okuyoruz. 16 6 4'ü okuyoruz. Okuduk. Siltli kil sıvılaşır mı, sıvılaşmaz mı? Buradaki verilen bilgiye göre siltli kil sıvılaşır mı? Bahriye Siltli killi kum sıvılaşır. Siltik kil sıvılaşır mı? Bakın. Heh. Sıvılaşmaz sanki. Sıvılaşmaz. Buradaki maddeye bakarak. Şimdi ben maddeyi tekrar okuyorum size. Tamam mı? Maddeyi tekrar okuyacağım. Sonra tartışacağız bir konuda. Potansiyel olarak sıvılaşabilir zeminler. Yeraltı su sablasının altında yer alan kum. Çakıllı kum, siltli kil ve silt kum karışımları. Siltli kil var mı burada? Siltli kil yok. Demek ki siltli kil yani daha inceli zemin sıvılaşmıyormuş. Dikkat edin şimdi şu cümleme. Burada cümlenin başında diyor ki, potansiyel olarak sıvılaşabilir zeminler diyor. Burada yazmamasına karşılık belirli koşullarda belirli koşullarda araştırmacıların yaptığı çalışmalarda silt oranı yüksek kritik değerde siltli killi zeminlerde bile sıvılaşma olma potansiyeli var gibisinden değerlendirmeler var. Ama siz neye tabisiniz şu anda? Potansiyel olarak deprem yönetmenimize tabisiniz. Bunlar biraz daha yüksek lisans doktora aşamasındaki detaylarla ilgili. Şimdi ben bir soru arkadaşlar. Bodrumsuz olup olmadığı veya D uzunluğundan bağımsız şekilde hep 20 metre mi oluyor? Evet ulaşacağım. Sadece zemin yüzeyinden itibaren 20 metre derinlikte yapıyoruz. Yani bizim e, mesela taşıma gücü veya oturmayı nereden itibaren yapıyorduk? Temel tabanının altından yapıyorduk. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Sıvılaşma analizi zemin yüzeyinden itibaren yapılıyor arkadaşlar. Şimdi paylaşmaya devam ediyorum ekranımızı. Temel altı zeminlerin potansiyel olarak sıvılaşabilir zeminlerden oluştuğu ve bu zemin tabakalarında düzeltilmiş SPT vuruş sayılarının M1-60 30 darbe bölü 30 santimetre değerinden küçük olduğu durumlarda zemin sıvılaşması, tetiklenme, değerlendirilmesi yapılacaktır. Peki buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? 30 darbenin girişi için 40 santim pardon ters söyledim. 30 santim giriş için 45 darbe gerekiyorsa sıvılaşma analizi yapmanın gereği var mı? Yok. Diyor ki 30 santim giriş için 30 darbede küçük ise sıvılaşma analizi yap diyor. 30 santim giriş için 45 vuruş gerekiyorsa 45 darbe gerekiyorsa e bunu yapmana gerek yok diyor. Buna ihtiyacın yok diyor. Şimdi deprem tasarım sınıfları var arkadaşlar. Deprem tasarım sınıflarıyla ilgili şimdi biz size bir şey soracağım. Şimdi deprem yönetmeliğini daha önce yapı e, derslerinde incelediniz mi arkadaşlar betonarme derslerinde yapı derslerinde değil mi deprem tasarım sınıfının ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar tamam çok güzel deprem tasarım sınıfları var deprem düzeyleri var işte 50 yılda bir aşılma olasılığı var 475 yılda aşı, aşılma olasılığı var Bunların hepsini biliyorsunuz. O zaman şimdi ben deprem tasarım sınıfı dediğim zaman artık e, şu anda tam böyle oturtturamasanız bile kafanızda ben bunu kapattıktan sonra şeyimizi şöyle bir çay içerken bakarken notlarınıza hemen hatırlayabileceksiniz deprem tasarım sınıfını. Hemen tekrar paylaşıyorum. Tasarım sınıfının DTS-4 olduğu ve aynı zamanda aşağıdakilerden az birinin sağlandığı durumlarda sıvılaşma tetikleme analizi yapılmayabilir. Kil içeriğini %20'den fazla ve plasiste indeksinin %10'dan yüksek olduğu kumlu zeminlerde. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var kumlu zemin kirli siltli kumdan olabilir dediydik değil mi? Sıvılaşabilir dediydik. Kil içeriği yüzde yirmiden fazla ise. Şimdi biz elek analizi yapıyorduk değil mi? Elek analizinde 200 nolu eleğin altı neydi bizim için? Kil ve siltli doğru mu arkadaşlar? 200 ne olur? 6. Siltli killi zeminlerde İşte bu siltli killi zeminlerin içinde ne yapmanız gerekiyor? Kil içeriğini belirlemek için hidrometre deneyi yapmanız gerekiyor. Burada elek analizi değil yalnızca hidrometre deneyi yapacaksınız. Zemininizin yüzde kaçı kil içeriği tarafından oluşmaktadır bunu belirleyeceksiniz sonra plasta indeksine bakacaksınız yüzde 10'dan yüksek ise kumlu zemin bile olsa sıvılaşma analizi yapmana gerek kalmayabilir diyor veya ince tane yüzdesinin ince tane yüzdesine 200 no elekten geçen oran yüzde fazla ve düzeltilmiş SPT vuruş sayılarının M1.60'ın 20 vuruş bölü 30 santimetreden yüksek olduğu kumlu zeminlerde. E biz normalde kumlu zeminde olabilir demiştik ama diyor ki senin diyor burada diyor e, bu koşullarını sağlıyorsa diyor DTS 4'te diyor bunlardan diyor bir tanesini bile sağlasa diyor e sen artık diyor sıvılaşma analizi yapmana gerek kalmayabilir diyor. Neden diyor? Artık diyor sen diyor yapsan da diyor. Ne yapacaksın diyor? Senin yapına hasar verecek bir dönme, bir taşıma gücü kaybı, bir yanal yayılma kaybı oluşturmayacaktır bu diyor. Devam edelim. Zemin sıvılaşması değerlendirilmesinde sıvılaşma tetikleme riski yanında sıvılaşma sonrası zemin mukavemeti ve rijitlik kaybı ile Temel zemininde oluşabilecek yer değiştirmelerin dikkate alınması gereklidir. Şimdi şurayı şöyle bir 16 6 7'yi bir şey yapıyoruz. Şöyle bir bana hatırlatıyorsunuz. Hocam diyorsunuz bak bunu bize bir öğret diyorsunuz. Tamam mı? Bunu bir dahaki derste siz bana hatırlatıyorsunuz. Ben size bunu öğretiyorum. Tamam? Sonra diyor ki Zemin sıvılaşma değerlendirilmesi CPT deney sonuçları kullanılarak yapılmasına dayanan yöntem. Ek 16B'de verilmiştir. Değerlendirmenin CPT veya kayma dalgası hızına göre yapılması durumunda uygulamada genel kabul gören yöntemler kullanılabilir. Şimdi deprem yönetmeliğimiz deprem yönetmeliğimiz bize Standart penetrasyon deneyi yardımı ile sıvılaşma analizinin nasıl yapılacağı konusunda detaylı bir hesap adımı veriyor. Adım adım, adım adım neler yapmamız gerektiğini bize veriyor arkadaşlar. Buradan elde ettiğimiz değer şu arkadaşlar. Size diyor ki Tore bölü To depremin 1.1'den büyük olması gerekiyor diyor. Şimdi bu Tore'ye bölü to deprem neymiş ona bakalım. Tore ile gösterilen değer sıvılaşma direncini ve zeminde depremden oluşan ortalama tekrarlı kayma gerilmesini ifade etmektedir. Yani zeminin sıvılaşmaya karşı direncini ifade ediyor. Pardon. Hızlı okudum arkadaşlar. Tore sıvılaşma direncini ifade ediyor. To deprem ise zeminde depremden dolayı oluşan ortalama kayma gerilmesini ifade ediyor. Yani birisi neymiş? Birisi direnç, birisi deprem kuvveti. Kayma deprem kuvveti. Ne demiş? Bir güvenlik faktörü vermiş bize. 1.1'den büyük olsun demiş. Biz mesela şemsiyeleri analizi yaparken ne diyorduk güvenlik faktörü koruyucu e, kuvvetler bölü devirici kuvvetler veya momentler büyük 1.5 olsun diyorduk öyle değil mi? Burada da demiş ki 1.1'den büyük olsun demiş bunu bir yere yazın demiş bu denklemde verilen koşulun sağlanamaması durumunda. Sıvılaşması beklenen tabakaların dayanım ve rejitlik özelliklerindeki azalma, olası taşıma gücü kayıpları, duraylılık bozuklukları ile oturma ve yanal yayılma türündeki zemin hareketleri değerlendirilecektir. Bu biraz önce size şurada 16-6-7'yi bana hatırlatın dediğim kısımla aynı hesap analizlerini gösterecek bize. Bir de ne demiş? Belirlenen sıvılaşma sonrasında yer değiştirmelerin üst yapı, alt yapı davranışına etkileri değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde üst yapı ve veya zemin iyileştirmesi uygulanacaktır. Biz şimdi bu noktaya kadar geldik. Şimdi sıvılaşma potansiyelimiz var. Deprem yönetmemizi açıyoruz. Hangi koşullarda sıvılaşma potansiyelimiz var? Bakıyoruz. Sıvılaşmanın ne olduğunu kavram olarak artık öğrendik. Deprem yönetmenine göre hangi koşullarda sıvılaşma oluyor? Öğrendik. Neyi öğreneceğiz? SPT'ye dayalı olarak deprem yönetmeliğindeki sıvılaşma hesaplarını adım adım öğreneceğiz. Bundan sonra sıvılaşma var ise sıvılaşmayı önleyebilmek amacı ile farklı yöntemler var ancak biz ders kapsamımızda dönem sonuna kadar bir tanesini yetiştirebileceğiz. Onlardan birisi olan jet grout kolonlar yardımı ile sıvılaşma önleme amaçlı proje nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Hem projenin nasıl yapılacağını hem uygulamasının nasıl yapılacağı.